Ferhat, Ferhat gelin böyle. Kim hangi arkadaşım? Ha, kısa bir röportaj alalım. Merhaba. Hoş geldiniz. Öncelikle bir geçmiş olsun diyelim size. Nerede yaşadınız? Bize bir kısa olarak bize bir anlatabilir misiniz? Bir de buraya... Hayır, dönüyorsunuz abi. Tamam. Döndürmeye devam ediyoruz diğer türlü. Evet efendim. Buraya nasıl geldiniz? Nasıl? Hoş bulduk efendim. Öncelikle yeniden ülkemize geldiğimiz için ben ve arkadaşlarım çok mutluyuz. Buraya sapasalim gelmemizde vesile olan Sayın Cumhurbaşkanımızdan, Cumhurbaşkanı Yardımcımız Fuat Oktay'dan, Dışişleri Bakanlığımızdan, Trablusgarp Büyükelçimizden ve şirketinde çalışmış olduğumuz Samir Bey, Cem Bey'den çok çok teşekkür ediyoruz. Neler yaşadınız? Nasıl oldu? Nasıl gözaltına aldınız? Neler yaşadınız o iki gün? Sonra nasıl serbest kaldınız? Efendim biz Libya'ya çalışma amacıyla gitmiştik. Ben ve ekip arkadaşlarım. Kaç kişiydi? Denizli mi? Evet, 6 kişi gemi personeli olarak çalışmaktaydık. Oraya gittiğimiz 5. günü Hafter'in askerleri limana gelip kontrol amaçlı bizi denetleme yapacaklarını söylediler. Akabinde mesaimiz bittikten sonra ben ve arkadaşlarımı komutanların tanışma amacıyla karakola davet ettiğini ilettiler. Biz de tabii arkadaşlarımızla beraber herhangi bir şey göstermeden karakola gittik. Ama gittikten sonra alıkonulduğumuzu öğrendik. Ne kadar süre peki orada tutuldunuz? Karakolda gece yarısına kadar tutulduk. Oradan da bir kampa sevk edildik. Orada da çeşitli gruptan, ulustan milletlerin olduğu, hani Türk de, Sudanlı, Malili insanların olduğu kampa... Yani toplam ne kadar tutukluluğunuz süreniz? İki gün. Cumhurbaşkanımızdan, devletimizden, Savunma Bakanımızdan gelen açıklamalardan sonra... Siz tutuklu olduğunuzu nasıl öğrendiler? Gemiden mi öğrendiler? Nasıl öğrendiler? Biz iletişime geçtik. Dışarıdaki insanın arkadaşlarımızla falan iletişime geçtik. Bu durumu anlattık onlara. Ben sizleri peki serbest bırakırken bir şey söylediler mi? Neden? Serbest bırakırken, alırken... Tabii bize bulunduğumuz yerin güvenli olmadığını söylediler. Serbest bırakırken de buranın güvenli olmadığını, sizi daha güvenli yere sevk ettiklerini söylediler. Biz tabii çelişkili olunca şüphede kaldık her türlü. Tabii o bulunduğumuz kamptaki Türk personelinin de bize karşı söylemleri bizi daha da endişelendirdi orada. Hani oraya çünkü sürekli bulunduğumuz kampa Hafter'in askeri tarafından baskın yapılıyordu, telefonlarımız alınıyordu. Telefonlarımız kontrol ediyordu. Hani mesajlarımız falan WhatsApp'tan kimlerle görüştüğümüz falan kontrol ediyordu tabii. Hani öyle bir psikolojik baskı altındaydık orada. Sonra nasıl serbest kaldınız? Sonra işte bizim orada bulunduğumuz şirketin olsun, Türkiye Cumhuriyeti Devleti Cumhurbaşkanımızın, Sayın Cumhurbaşkanımızın olsun, Cumhurbaşkanı yardımcımız olsun açıklamaları, Savunma Bakanımızın açıklamalarından sonra tabii onların galiba geri adım atmasına neden oldu. Bizi şirketimize teslim ettiler o şekilde. Bir arkadaşlar adını tamam. Söyleyebilir miyiz? Mehmet Yılmaz Odabaşı. Geçmiş olsun. Mehmet Yılmaz Odabaşı, evet. Geçmiş olsun. Sağ olun, sağ olun. Size de bir geçmiş merhaba, olsun. Ben Eyüper Yılmaz, hoş bulduk. Şöyle ben ilk başta sorayım mı? Siz kaç kişiydiniz? Bir saniye. Evet. Biz kendi grubumuz 6 kişiydik. 6 kişiydik. Tamam. Biz 6 kişiydik. Bizi geldiler liman derinleştirme, liman taramasına gitmiştik biz. Bizi toplu bir şekilde arkadaşlarla tanışacağız diye götürdüler bizi. Neyse biz de gittik tanışacağız diye. Meğersem bizi esir almışlar. Biz de hiç farkında değiliz. Patronlarımız bize böyle söyledi. Daha sonra bizi karakolda gece yarısına kadar tuttular. Ertesi gün işte bizi bir kampa götürdüler. Ertesi gün başka askerler geldi. Mehmet kaptanı, Mehmet arkadaşı işte odaya kapıyı kırıp odaya içeri girip kalaştifak elinde bu kadar sakal yataktan fırlattı. Bizi tek sıraya dizdiler. Karşıya işte Big C'ci, Kaleştifaklı adamlar geçti böyle yani bizi tarayacaklarmış gibi. O bir Arapları mesela ayırdılar bir kenara. Resmen bizi tek sıraya dizdiler. Bayağı bir sıkıntılar yaşadık. Psikolojimiz çok çok bozuldu orada. Daha sonra işte bizim patronlarımız falan girdi işte askerlere. Tabii Cumhurbaşkanımız, herkes devlet baskısı. Olunca bizi şey yaptılar, serbest bırakmak zorunda kaldılar. Öyle yani. Bir adını söylediğinizi öğrenir miyim? Bir de İstanbul'da mı? Eyüp Er Yılmaz. İzmir'de ben. Karşıyaka'da oturuyorum. İzmir'den. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Buraya doğru da
Sınır kapısına gel. Mustafa. Efendim, oğlunuz mu acaba? Duygularınızı alalım. Çok mutluyum. Efendim, kavuştunuz oğlunuza. Kaç günden beri haber alamıyorsunuz? Servis bakıldığınca neler düşündüğünüz, duygularınızı verebilir miyiz? İnternetim benim kısıtlıydı. Mümkün oldukça ben iletişim kurdum kendileriyle. Ailemle işte iyi olduğumu sürekli direttim, söyledim. Zaten iyiydik. Yani başımızdan bir tür olaylar geçti. O olayları yansıtmamaya çalıştım. Türkiye Cumhuriyeti Devletimiz yanımızda oldu. Cumhurbaşkanımız yanımızda oldu. Deniz Ticaret Odası, Beykoçlar Derneği, Hüseyin Kocabaş'ın yardımları, işte Kübra Aktaş'ın yardımlarıyla sağ salim buralara geldik. Yani ismini sayamadığım bir ton arkadaşlarım olsun. Hepsi bana destek çıktı. Abilerim destek çıktı. Hepinizden Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim. Çok mutluyum. Bir adım söyle. Onur Çakır. Efendim, annenizin ismi neydi? Huriye. Teşekkürler efendim. Sağ olun. Sağ olun. Çok tekrar geçmiş olsun. Gözünüz aydın. Alo. Mustafa. Fotoğraf al. Fotoğraf al. Mikrofonu kapat. 2 dakika. Uzat mikrofonu. Kapatın. Dur bekle. Şöyle bir karede. Tamam. Anneyi alsana. Ben şöyle buraya da. Bir fotoğraf alalım. Kameraya alalım. Bir fotoğraf efendim, buraya doğru bakarsınız. Çok şey verdiğiniz